Herkese selamlar, herkese merhabalar. Çıkmış sınav soruları çözülmeli mi? Çözülecekse ne zaman, nasıl çözülmeli? Hemen bununla alakalı da yorumlarımı sizlerle paylaşayım. Şimdi birincisi, özellikle 2018 ve 2019 yılının sınavlarını bence PDF olarak resmen bir sınav formatında çözmenizi istiyorum. Kesinlikle böyle çözün. Neden? Çünkü bugünkü sınava, yani yeni yapılacak olan sınava en yakın olacak sınav aynı oradakiler gibi olacak. Tabii ki benzerlikler olduğu gibi farklılıklar da olacaktır. Yani illa iddia edemez kimse kesin böyle olur falan diye. Ama en çok benzeyen kısım bence oradan olacak, bu bir. İkincisi, diğer yıllara gidersek. Geriye kalan yıllarda hocam 50 yıl geri mi gidelim? Bununla alakalı tek bir ders biliyorum ben. Mesela edebiyat. Edebiyat için olabildiği kadar geriye gidin. Çünkü 50 yıl da olur, 40 yıl da olur, fark etmez. Çünkü edebiyatta çıkmış sorulardan mükemmel şekilde soru yakalanıyor. O yüzden edebiyatta gidebilirsiniz. Ama diğer derslerde o kadar gerilere gitmeli mi? Piyasada çok güzel kitaplar var. Bu kitaplar konu konu ayırmış zaten bunları, ki bunu aylar önce videomda söylemiştim. Yayın ismi vermeye gerek yok. Onu siz zaten bulabilirsiniz. Konu konu ayırmışlar. Geriye gidecek şekilde 10 yıl, en az 10 yıl bence geriye gitmenize çok çok fayda var. 20 yıllık kısım da olur, 30 yıllık kısım da, buna vaktinize göre değerlendirebilirsiniz. Ama burada MEP tekrar testleri mi, bunlar mı, hangisi daha kritik derseniz MEP tekrar testleri burada bir tık daha önde geliyor bana. O yüzden o kısma daha çok önem verin. Çünkü çok daha günceller. Ama 10 yıl kadar geriye gitmenize de büyük fayda var. Biliyorsunuz zaten şunu da, 2010'da yeni bir sınav sistemi değişimi yaşanmıştı o yıllarda. 2010'dan sonra zaten böyle format biraz daha farklılaşmaya başlamıştı. 2010-2020 dediğimizde 10 yıllık bir süreç bize epey bir faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu Haziran'da mı çözülmeli, şimdiden başlayalım mı? Şimdiden çözmeye başlamada tabii ki fayda var. Ama Haziran'a kaldı diye de moral bozacak halimiz yok. Ama özellikle şu iki tane PDF olan dedim ya, 2018 ve 2019. Onları kesinlikle Haziran'da çözün. Şu konularınız tamamen bitsin. Hem de aile tarafı da bitsin. Gerekirse sınava son bir hafta kala bile çözüp sınava öyle gidebilirsiniz diye düşünüyorum güzel insanlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Yine böyle kısa kısa videolarla karşınızda olacağım. Bazı kelimeleri, cümleleri yuttuğum için özür diliyorum. Aşağı yorumlar kısmında böyle kısa cevaplayacağım sorular olursa da benimle paylaşın. Sınava kadar dimdik Galata gibi duruyoruz ve pes etmiyoruz. Ben de size video çekmeye devam ediyorum. Görüşmek üzere.